Yvonne. Selamlar, hoş geldiniz. Ben Guzboomer. Bu videoda sizlere Thomas Lawrence'ın 18. yüzyılda kullandığı yağlı boya tekniğinden bir porta nasıl boyanır ondan bahsedeceğim. İşte renklerden bahsedeceğim. Renk hangi renklerle ten renkleri oluşturulur vesaire, hangi renkleri almalısınız. Onun dışında yani minimal paletler söyleyeceğim. Sınırlı paletler. Onun dışında zaten ekranda uygulamalı olarak da videoda göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, Thomas Lawrence 18. yüzyılda şöyle bir boyama tekniği geliştirmişti. Diğer ressamlardan bağımsız olarak bir bölgeden başlıyordu. Önemli, mesela örnek vereyim. Bu gözden başlıyordu. Bu gözün gölgelerini yapıyordu vesaire. Kaşları yapıyordu. Bu kısımları yapıyordu. Buraları yapıyordu. Buradan başlıyordu. Bölgesel çalışıyordu. Yani bir anda buraya da bir tane bir alt katman sürmüyordu. Zaten bu adamın tuvali de astarlıydı. Yani bembeyaz tuvallere çalışmazdı. Sizin de çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar, örnek veriyorum, şuradaki ışık bembeyaz. Bunun üzerine bu benim ten rengimi çalışırsam çok iyi göremem. Ben bunları yaşadım, bu başarısızlıkları. Bembeyaz bir tuvalin üzerine veya hafif bir, yani yine beyaz ama krem rengindeki bir tuvalin üzerine portre çalışılmaz arkadaşlar. Simsiyah tuvalin üzerine de çalışılmaz. Çok koyu yani. Ama Caravaggio yine de koyu tuvallere çalışmış. Siz çok fazla tenebris şekilde çalışmayacaksınız. Zaten ihtiyacınız yok Caravaggio gibi koyu renkli tuvallere. Onun yerine arkadaşlar pembe tuvalleri tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum, şu rengin, yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu renk, bir gözümün altındaki rengin renkten oluşan bir tuval astarını tercih edebilirsiniz. Gesso sürdükten sonra veya işte çiziminizi yaptıktan sonra veya fırçayla yapacak olabilirsiniz. Önemli değil. Ondan sonra arkadaşlar, yani orta tonlarda tuvaller tercih edin. Örnek veriyorum, mesela bu tam bir orta ton değil ama bu renkli, yani bu renge sahip bir tuval sizin için ideal olacaktır. Thomas Lawrence tabi ideal bir tuval kullanmıyordu. Pembe, kadınların üst yanakları vesaire pembeydi o dönemler. Pembemsi ten rengine sahip insanlar için biraz daha pembe renkli tuvalleri tercih ediyordu. Onun dışında işte krem renginde, koyu krem renginde tuvaller tercih ediyordu. Bu şekilde de arkadaşlar çalışıyordu. Tabi ister istemez ışığı ve gölgeyi değiştiriyordu Thomas Lawrence. Yani çok aydınlıksa kişinin yüzü, böyle benim gibi, biraz bunu koyulaştırıyordu. Buraları biraz daha olduğundan koyulaştırıyordu ve ışık gölgeyi dengelemiş oluyordu. Tabi kararını da dengeliyordu. Onun dışında başka ne size söylemem gerekiyor? Arkadaşlar, bu renk paleti olayında Türkiye'de çok bilinmiyor, biliyorum ama daha Avrupa'da daha iyi biliniyor. Çünkü köklü oldukları için sanat geçmişleri var. Şimdi arkadaşlar, bir sürü renk almanıza gerek yok. Bir sürü renk almanıza gerek yok. Belli başlı renklerle zaten çalışabilirsiniz. Onlar nedir arkadaşlar? Gerekli renkler. Titanyum beyazı. Renklerimizi açmamız lazım, ışıkları vesaire halledeceğiz. Titanyum beyazı. Bunları not da edebilirsiniz. Olmazsa zaten ben videonun açıklama kısmına da yazacağım bunu. Arkadaşlar, titanyum beyazı, fil dişi siyahı veya işte farklı bir siyah, mar siyahı, işte lamp black vesaire, bomb black. Bu. Onun dışında arkadaşlar alizarin biraz kırmızılıkları, pembeleri onlarla yapacağız çünkü tamamen kırmızılarla değil. Alizarin, permanent alizarin, crimson veya alizarinle işte çeşitli mavilerimizi karıştırıp morlukları elde edeceğiz gözümüzün altındaki nötr renkleri. Alizarin lazım. Onun dışında arkadaşlar yellow ochre, ten renklerinin olmazsa olmazı yellow ochre. Bir renge ihtiyacımız varsa, bir toprak rengine ihtiyacımız varsa o yellow ochre olacaktır şüphesiz. Onun dışında arkadaşlar kadmiyum kırmızısı veya kadmiyum turuncusu size kalmış, sizin tercihinize kalmış. Yine bu ten rengimizle gerekli. Bu rengimizin dışında arkadaşlar, bu renklerin dışında başka ne lazım? Bir tane de yellow ochre dışında farklı bir toprak rengi lazım. O ne olabilir? Ravamber. Biraz daha sıcak bir şeyler istiyorsunuz, biraz daha sıcak çalışacaksanız burnt sienna. Burnt sienna kırmızıya yakın toprak rengidir ve sıcaktır. Burnt sienna ekleyebilirsiniz.
Raw Amber ve Burnt Sienna istemiyorum diyorsanız da orta kararda Burnt Amber'de anlaşabiliriz. Gölgeler vesaire için şu gözümüzün şu kısmı veya vesaire. İlla onları tabii ki de Burnt Amber'le yapmayacağız. Çeşitli yani kadmiyum kırmızımızı biraz fildiş siyahımızı karıştıracağız, açacağız. Şuraları boyayacağız bu tonu bulduğumuzda gibi düşünün. Onun dışında arkadaşlar işte gölgeleri vesaire yapıyoruz. Yani şu kadar o saydığım renklerle arkadaşlar çalışabilirsiniz. Yağlı boya çalışmanızda bir sakınca olmayacaktır. Kalkıp da başkalarını dinlemeyin. İşi bilmeyenleri dinlemeyin işte. Yok efendim 10 renk lazımmış. Yok efendim 20 renk, 25 renk arkadaşlar zaten çoğu ressam sınırlı paletle çalışırdı. Thomas Lawrence da yani Prusya mavisi vesaire spesifik renkler dışında yine 3 aşağı 5 yukarı benim saydığım renklerle çalışıyordu. Bu biraz değişkenlik gösterebilir tabii, örnek veriyorum. Alizarin değil de o karmin rengini tercih etmiş olabilir. Yanaklardaki o pembelikleri vermek için önemli değil. Bu kişiden kişiye göre değişir. Yani bu renklerle arkadaşlar yapamayacağınız portre yok. Spesifik bir portre çıkarsa karşınıza ya kendi renklerinizi kullanırsınız o portre için ya da kalkıp da şey yapabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Ya işte gerekli renkleri alabilirsiniz. Yani spesifik mesela biraz daha yeşilimsi bir toprak rengi ihtiyacınız vardır. O zaman Ravamber alabilirsiniz. Çünkü o renk skalasında çalışmak istiyorsunuzdur. Önemli değil. Bu şekilde de halledebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar teknik olarak geçersek zaten ekranda görüyorsunuz. Thomas Lawrence arkadaşlar ilk başta tabii ki de boyuyordu ama direkt gerçekçiliği vermiyordu. Katman katman çalışıyordu. İlk başta buraları hallediyordu. Bu ışıkları. Kaşı hallediyordu. Buraları hallediyordu. Göz kapaklarını, çizgiyi. İşte gözleri boyuyordu. Ben tabii ki de videoda boyamayacağım. Boyamadım. Sonra neyse renkleri harmanlıyordu. Ten renklerini. Yellow Ochre'la biraz beyazı karıştırıyordu. İşte efendime söyleyeyim. Vermilyon ekliyordu onlara sıcaklığını arttırmak için, biraz koyulaştırmak isterse çok az fildişi siyah alıyordu veya kahverengi alıyordu. İşte biraz yeşilimsi bir renge ihtiyacı varsa yine kalkıp Thomas Lawrence gibi usta büyük bir ressam yeşil kullanmıyordu tabii ki de. Yani insan çünkü yüzünde hiç kimse de yeşil bulamazsınız ışık yansıması olsa bile, ama yeşil gibi gözüken yerleri arkadaşlar tabii ki de efendime söyleyeyim Yellow Ochre ve fil dişi siyahı yani Ivory Black olarak geçer. Onu karıştırırsınız, biraz beyazlığı açarsınız ve oralara uygularsınız. Baktınız daha çok yeşil olmadı mı? Yellow Ochre'ı bir kenara koyun o zaman. Limon sarısını alın. Paletinize onu dahil edin ve böyle çalışın. Yani arkadaşlar kısadan ise portre çalışırken, portre çalıştığımızda veya figür çalıştığımızda boydan hiçbiri önemli değil, aynı kapıya çıkıyor. Kesinlikle aşırı extended palet dediğimiz yani arttırılmış, genişletilmiş bir palet kullanmıyoruz. Çünkü gerek de yok. Para israfı. Niye çok renkle çalışacaksınız ki? Yani çok renkle çalışmak sizi usta mı yapacak? Beni usta mı yapacak? Hayır. Çünkü tarihte çok büyük ressamlar kalkıp da sadece 4-5 renkle çalışıyordu. Onlardan bir tanesi Rembrandt'tı. Rembrandt'ın dışında Anders Zorn'du. Yine limitli paletlerle, kısıtlı paletlerle çalışan ressamlardandı. Titian'dı. Yer yer Titian insan ten renginden bahsediyorum bu arada. Kıyafetlerden değil. İnsan ten renklerinde yine limitli çalışıyordu ama kıyafetleri gelince tabii o bambaşka bir videonun konusu. Orada da artık bir renk mavi ise kalkıp da tabii toprak renkleriyle mavi yapmaya çalışmayacağız. Ultramarinimizi, kobalt mavimizi mi alıp o elbiseleri yapacağız veya karmin rengimizi o tülleri kadınların kıyafetlerini yapacağız. Bu yine size kalmış. Onu zaten yaparsınız. O basit. Ama ten rengi boyamakta arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Videoda görüyorsunuz şu an. Şu an hala bir canlılık çıkmış değil. Nedeni ne? İlk kattayız arkadaşlar. İlk katta fotoğraf gibi her şeyi yapmaya çalışmıyoruz. Çok fazla kaynaştırma yapmaya çalışmıyoruz. Biraz kaynaştırabilirsiniz tabii ama ilk kat arkadaşlar renkleri yerleştiriyoruz sadece yerlerine. İkinci katta tekrardan renkler geleceğiz. Farklı renkler. Kromaları ayarlayacağız. Mesela bu alnımın açık kısmı kroması çok yüksek. Pardon, düşüktür. Bir renk biraz koyulaştığında, ortaya geldiğinde kroması yüksektir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bu şekilde çalışacağız. Ha, ilk çalıştığınızda o bende de oluyor arkadaşlar. Herkes de oluyor. Herkes istiyor ki işte hadi hemen şey olsun. Hadi hemen bulayım o renkleri. İşte hadi hemen göz gerçekçi olsun vesaire. Arkadaşlar öyle olmuyor. Çünkü ilk katmanlı bir şeyleri bitirmek istiyorsanız açıkçası alla prima çalışırsınız. O da ne kadar gerçekçi olur o size kalmış.
yeteneğinize kalmış. Çünkü Alla Prima adı üstünde tek oturuşta resim yapmaktır. İşte 1 saatte, 5 saatte, 6 saatte bir gün içerisinde bitirilen bir resimdir. Islak üzerine ıslak çalışılır ama Alla Prima'da arkadaşlar daha çok empresyonist taraftan izlenimi elde edersiniz. Yani empresyonist güzel bir portre yaparsınız. Ben saygı duyuyorum, empresyonistlere karşı değilim. Ama klasik yoldan gitmek istiyorsanız katmanlı çalışmak zorundasınız. Ha şimdi kimi sanatçılar var diyeceksiniz ki onlar tek katta böyle blending yapıp yani renkleri karıştırıp karıştırıp gerçekçi yapıyorlar vesaire. Arkadaşlar onlar fotoğraf gibi yapmaya çalışıyorlar. Bizim amacımız fotoğraf gibi değil, yapabilecek olsak dahi. Bizim amacımız fotoğraf yapmak değil. Biz kendi yorumumuzu geliştirmeye çalışıyoruz portreye karşı. Benzerliği kuruyoruz, kurduğumuz kadar. Kuramayabiliriz, olsun. Bizim ilk ve tek resim yapma hakkımız yok neticede hayatımızda bir tane. Başka bir resminizi de daha çok arttırırsınız o gerçekçiliği, benzerliği. İlk resimde benzerliği yakalayacaksınız diye bir şey yok. İşte kopya yapıyorsunuz. Kimileri bana diyor işte çok hızlı yaptım, benzerlik olmadı vesaire. Arkadaşlar önemli değil. Ben sizin benzerliğinize bakmıyorum. Ben ışık gölgelerinize bakıyorum. Baktığım zaman yani ışık gölgeyi nasıl kullanmış. Örnek veriyorum, bir arkadaşımız vardı, Velázquez'in kopyasını yaptı. Bir diğer arkadaşımız daha yaptı. İsmi Onur'du. Onu da başka bir videoda anlatacağım. Ya da bu videoda göstereyim. Bu videoda göstereyim. Şu anda ekranda görüyor olmanız lazım. İkisinin yaptığı resim, sağdaki Onur'un resmi, soldaki diğer arkadaşımızın resmi, Fako, Faruk galiba. Neyse, ikisi de arkadaşlar böyle yapmış. Orijinaline yakınlar. Tıpatıp aynı değiller ama olsun, bu onları ressam olmadıkları anlamına gelmez arkadaşlar. Tam tersine kendi yorumlarıyla gerçekten de o saç işte Velázquez'in saçı böyleyse vesaire. Onları yapmışlar, bulmuşlar tıpatıp, yani çizgilerde kaybolacağız diye de bir şey yok. Kendi yorumlarını katmışlar ve kötü de olmamış. Ben takdir ediyorum kendilerini. Gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık. Buradan Onur'un da eline sağlık. Fako'nun da eline sağlık. Gerçekten iyi bir çalışma yapmışlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Devam etmeleri gerekiyor. Kalkıp da tabii 1.000 tane kopya yapın demiyorum hayatınız boyunca ama biraz kopya yaparsınız ve artık ondan sonra kendi resimlerinizi yapmaya başlarsınız. Gelişirsiniz ve kaldı ki bu onların kara kalem çalışmalarıydı. Yani yağlı boya yapmadılar. Yağlı boya yapınca daha iyi anlayacaklar. O ressam niye ten rengini öyle yapmış, böyle yapmış vesaire diye. Burada da tabii sadece Velázquez değil, istediğiniz ressamın işte ister empresyonist olsun, ister akademik, neoklasik veya Rönesans ressamı, barok ressamı. Onları da çalışabilirsiniz. Yine bana gönderebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi hata yaparsanız önemli değil. Silersiniz bezle. Bir bez yardımıyla silersiniz. Portre yaparken ten renginde. Sonra yeniden gelirsiniz. Bakarsınız nerede hata yapıyorum diye geri dönersiniz. Bir fırçanızı, kaleminizi geri bırakırsınız. Paletinizi uzaklaşırsınız resimden. Bakarsınız nasıl olmuş vesaire. Sonra tekrardan yakından çalışmaya başlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar ilerlersiniz. Yani kendiniz overthinking yapmayın. Aşırı düşünme yapmayın. Yani bu resmimde %100 yapacağım diye bir şey yok. Ben her videomda diyorum. Bir tane hakkımız olmayacak. İkinci bir hakkımız olacak, üçüncü bir hakkımız olacak. Atıyorum 3 tane portremiz kötü oldu. Dördüncü de geri döner. Geri döner, daha iyisini yaparız. İyi bir ressam öyle yapardı. Büyük ustalar başarısızlıktan sonra pes etmezler. Ne kadar kimileri başarısızlık diye bir şey yoktur, yorum vardır dese de arkadaşlar, ya yine de benim kanaatimce resimde başarısızlık diye bir şey vardır. Yani gerçekçilik anlamından kastetmiyorum. İşte benzerlik vesaire. Doğru çizim, yani benim burnum böyleyse, adam bunu böyle yaparsa karga burun gibi, bu yanlış olmuş olacaktır. Bu benim yorumum değil yani, bu gerçek bir şey, objektif. Onun için arkadaşlar ten renkleri de dediğim gibi, yani kimse size diyemez, aa ten renklerini sen yanlış boyamışsın. Ten renkleri arkadaşlar yorumdur. Tıpatıp aynısını bulacaksınız diye bir şey yok. Aynı tonları bulmanız gerekiyor mu? Tabii yani bakın, burası bu koyuysa bu gözümün şu kısmını istediğiniz renkle veya işte bir portreden örnek vereyim. Yani portrenin şu gözünün iç kısmı karanlıksa arkadaşlar onu karanlık yapmak zorundasınız. Simsiyahla değil tabii, işte burnt amberle, ne bileyim burnt sienna ile, kadmiyum kırmızısı ile yellow ochre'ı karıştırıp biraz siyah ekleyip koyulaştırıp yine sürebilirsiniz. Ondan sonra işte yellow ochre ile fil dişi siyahını karıştırıp biraz beyazla açıp koyu rengini yine gözün şu kısmına sürebilirsiniz. Bu böyle olmalıdır çünkü, yani bu kuraldır. Gölge olan yerlere gölge sürülür. Her tarafı açık yaparsanız arkadaşlar, efendime söyleyeyim, üçü boyutluluğu kaybedeceksiniz. Bu arada videoda biliyorum, hani biraz diyeceksiniz
Sanki hani renklerin çok iyi gözükmüyor. Kusura bakmayın da bilmiyorum hani ışıktan dolayı mı öyle. Ama yani çalışıyorum orada. Hani hayali bir video yapmadım yani. Hani tek renkle boyamıyorum. Farklı renkler kullanıyorum. Yellow ochre vesaire falan diye. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi böyle çalışa gelişeceksiniz. Kendi yorumunuzu geliştireceksiniz. İyi bir portre sanatçısı, figür sanatçısı. Bakın ressam da demiyorum. Portre sanatçısı, figür sanatçısı vesaire olacaksınız. Ama olsun, siz kendinize ben sanatçıyım demeyeceksiniz. Başkaları diyecek size. Ve eminim ki düzgün yaptığınız takdirde de sanatçı olmuş olacaksınız. Ben de size sanatçı derim. Ben kimseye hani kibirli davranmıyorum, işte sen şöyle kötüsün vesaire. Ben tam tersine herkesin benden iyi olmasını istiyorum. Ben kimseyle yarışmıyorum. Rembrandt'la yarışmam, Velázquez'le yarışmam, Rubens'le yarışmam, Titian'la yarışmam. Onlar büyük ustaydı. Biz onlar gibi resimler yapmadık. Büyük resimler yapmadık. Vermeer gibi bir inci küpeli kız yapmadık. Ama olsun, biz kendimiz olacağız. Onlar kendileri oldu. Şimdi sıra bizde. Bunu yapabiliriz. Kendimize inanmamız lazım. Dediğim gibi hata yaparsanız biraz silersiniz, geri dönersiniz. Çünkü bu yağlı boya arkadaşlar, unutmayın. Sulu boyada tek bir hakkınız var. Sulu boyada kim ne derse desin, peçeteyle silerim deseler bile leke kalıyor arkadaşlar sulu boyada. Çünkü kağıt onu anlık olarak emiyor. Ama sulu boya, yağlı boyada böyle bir şey yok. O yüzden ben insanlara bu medium'u tavsiye ediyorum. Boya malzemesi niye? Yağlı boyada arkadaşlar, diyelim ki bu kaşımın üstünü yanlış renkle boyadım. Hemen bir bez yardımıyla o anda silerim. O anda silerim. Çünkü daha ıslakken müdahale edebilirim. Kururken müdahale edemem. Artık kazımak zorunda kalırım. Ve bu resmimi kötü hale getirir. Allah korusun, tuvali bile delebilirim. Başka zamanlarımda başıma gelmişti. Yani bir resmi beğenmemiştim. Kazıyordum. Tuval delindi bu sefer. Tuval söküldü. Sonra çöpe attık, neyse. Ya dediğim gibi. Kesinlikle arkadaşlar şey yapmayın. Burada ben sizi hayalde satmıyorum. Yani işte, veya size demiyorum işte siz başarısızsınız, sizden olmaz demiyorum. Onun dışında sizden %100 olacak. Yaparsın sen vesaire, yani boş anlamda da demiyorum. Gerçekten yapabileceğinize inandığım için diyorum. Çünkü zaten yapabileceğinize inanmasaydım size kalkıp da Velázquez kopyası yapın ve ressamlardan çalışın, eski ustalardan çalışın demezdim. Günümüzden çalışın veya hiç çalışmayın. Gidin çöp adam çizin derdim, ama bunu demiyorum. Dediğim gibi ten renkleri de arkadaşlar zor şeyler değil. Bulursunuz. Işık ve gölgeyi anlarsanız bulursunuz. Ha, ilk katta da ışık gölgeyi tamamen belirteceksiniz diye bir şey yok da. Çünkü neticede ben bu resimde Velázquez'in kopyasını yapıyorum, her ne kadar Thomas Lovins demiş olsam da onun tekniğini kullanarak. Gerçi Velázquez'de 3 aşağı 5 yukarı, yani Thomas Lovins Velázquez'in tekniğinde çalışıyor, ama tek farkı bir yerden başlayıp bölgesel çalışması. Ben de onu benimsedim, öyle çalışıyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar, bu kişiden kişiye göre değişir. Ya benim tavsiyem, portreler yapın. Renklerinizi alın. İsterseniz 4 renkle yapın. Yeter ki arkadaşlar başlayın. Tıpatıp aynı renkleri bulmaya çalışmayın. Böyle bir huyunuz varsa vazgeçin. Bende de eskiden vardı. Tıpatıp böyle. Buradaki renk ne? Buradaki renk ne? Buradaki renk önemli değil arkadaşlar. Şu kaşımın üstündeki renk değil. Veya birisinin portresini yapıyorsanız onun kaşının üstündeki renk önemli değil. Önemli olan value'dur. Değer. Değer nedir buradaki? Mesela buradaki değer koyu arkadaşlar. Ama orta tonda bir koyu. Buradaki çok koyu. Buradaki biraz açık. Buradaki açık. Buradaki biraz, bayağı bir açık. Bakın buradaki değer. Bu gölgem. Tişörtün gölgesi değil mi? Koyu. Bakın burası açık ama. Yani o açık koyu. Açık koyu. Açık koyu. Orta ton kavramını çözerseniz arkadaşlar, kimse sizi durduramaz. İyi resim yaparsınız. Ondan sonra da arkadaşlar zaten o artık sizin görüşünüze, sizin tekniğinize ve şeyinize kalmış. Kendi yorumunuza kalmış. Yani portre yapıyorsunuzdur. Artık ben sizin şeyinizi bilemem. Renk paletinizi genişletirsiniz, genişletmezsiniz. O artık sizin biraz da uygulamanıza bağlı. Örnek veriyorum, fırça işçiliğiniz. Burayı mesela böyle böyle mi boyayacaksınız, spiral? Yoksa böyle böyle mi boyayacaksınız? Böyle böyle mi boyayacaksınız? Arkadaşlar o size kalmış. Yani kalkıp da tabii bir portreyi böyle böyle dümdüz de boyamayacaksınız. Ama o fırça işçiliği size kalmış. Kimse de size bir şey diyemez. Çünkü kimse Rembrandt'ın fırça işçiliğine laf edemez mesela. O Rembrandt'tı. Biz Rembrandt değiliz. Dediğim gibi arkadaşlar, değişir. Pürüzsüz çalışırsınız. Çok impastoların içinde boğulursunuz. Bu size kalmış. Hiçbirisi hata değildir benim gözümde. Kalkıp da heykelsi resimler yapmanıza da gerek yok. Empresyonist de yapabilirsiniz. Gerçekçi empresyonist tarzda da resimler yapabilirsiniz. Alla prima vesaire. Onun dışında işte
Yani bu şekilde arkadaşlar anlatacaklarım. Çok şey yapmayın, kendinizi kasmayın. Tek katta bir şeyi çözmeye çalışmayın. Porsche yapanlar için diyorum. Manzarada da aslında bu böyledir biraz. Manzarada ama daha kolaydır. Çünkü gökyüzü daha kolay elde edilebilir. Alla prima tarzıyla. Ama iş Porsche'ye geldiğinde, Porsche'de çünkü spesifik farklı renkler olduğu için biraz zorluk çekiyoruz. Kompleks çünkü insan yüzü, işte aldığı renkler, buralar daha farklı renk alıyor, burası daha farklı renk alıyor gibi gibi. Veya fotoğrafı çektiğimiz atmosfer, mum ışığında mı, karanlıkta mı o fotoğraf çekilmiş, gölge ışık çok fazla mı? Mesela yüzümün bu kısmı koyuysa, değil mi? Kalkıp da açık yapmam, koyu yaparım vesaire. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yani sakin olun. İlk katmanda arkadaşlar bir şeyi bitirmeye çalışmayın. İlk katta sadece o renkleri bulabildiğiniz kadarını uygulayın. Koyu tonları yerleştirin. Açıkları yerleştirin şuraya mesela. Koyu tonları yine yerleştirin. Koyu tonları yerleştirin. Biraz daha açık. Böyle biraz şuradan biraz daha açık vesaire. Işık ve gölgeyi en sona zaten bırakırız zaman zaman. İlerleye ilerleye gideceğiz. Ondan sonra da arkadaşlar işi çözmüş olacaksınız. Çözemeyeceğim. Çözemem. Ya ben yapabilir miyim diye şüpheleriniz varsa bir kenara bırakın. Çok iyi sanatçıların şüpheleri vardı açıkçası. Carbloh. Carbloh muhteşem bir sanatçı bilmeyenleriniz için. Her gün şöyle diyordu. Ben acaba iyi bir ressam mıyım? Ben acaba iyi bir ressam mıyım diyordu. Bunu diyen arkadaş, yani bunu diyen arkadaşlar, adam ressam, süper bir ressamdı. Akademik eğitim almıştı ama ona rağmen hala şüpheleri vardı. Rembrandt'ın da şüpheleri vardı. Ya acaba yapabiliyor muyum vesaire. Hani zannetmeyin ki Rembrandt kendinden çok emin, aşırıydı. Böyle bir şey yok. Kendilerinden şüphe ediyorlardı. Ama gün sonunda tuvalin başına oturup yine de mücadele ediyorlardı. O güzelliği bulmaya çalışıyorlardı o resimde. Kim yapıyor olursa olsun, isterse annesi, babası, bir aziz, bir kopya, bir çocuğun, kız çocuğunun resmi, bir erkek çocuğunun resmi fark etmeksizin o tuvalin başına oturuyorlardı. Onun dışında dediğim gibi yani böyle sakin sakin çalışacaksınız. Tek katta arkadaşlar burnu gerçekçi böyle heykel gibi yapmaya çalışmayacaksınız. Böyle bir şey gerek yok. Klasik demek bu değil çünkü. Dediğim gibi klasik demek kat kat çalışmak demektir. İşte monokrom, verdaccio, efendime söyleyeyim doğrudan, işte benim şu an videoda çalıştığım gibi doğrudan renklerle çalışmaktır vesaire. Bunu zaten halledersiniz. Önemli olan doğru rengi bulmaktan ziyade arkadaşlar hem değerdir, yani ton diyorum, yani açıklık, açık renk, koyu renk. Açık renk, burundaki yansıma. Bu bıyıklar daha koyu renk, değil mi? Yani bu bıyıkları kalkıp da şu renge sürersem birisi der ki hoca sen ne yaptın yani? Hani portrenle şeyin uyumsuz. Sakallarının daha koyu olması lazım. Sakalların nasıl ışık aldı der. Ama bakın buradaki sakal mesela ışık alıyorsa böyle. Buraya sürerim. Rengi bulurum, buraya sürerim. Bu bir şey, bunda bir problem yok ama kalkıp da koyuları açık, açıkları koyu yaparsam resim kötüleşir. Dediğim gibi yani vereceğim tavsiyeler bunlar. Umarım sizler için olumlu olmuştur bu video. Yani dediğim gibi yani hiçbir zaman pes etmeyin. Mücadele edin. Neticede yapamayacaksınız diye bir şey yok. Yaparsınız. Ben inanıyorum. Siz inanıyorsunuz. O zaman yapacaksınız arkadaşlar. Biraz inanç lazım. Hata yaparız. Önemli değil. 7 kere düşersek 8 kere ayağa kalkacağız. Ben inanıyorum. Onun dışında dediğim gibi yani impasto vesaire, işte bunları zaten zamanla geliştirirsiniz. Impasto demek arkadaşlar sihirli bir teknik değildir. Bir porte boyarken impasto veya işte bir tişörtün, bir örnek veriyorum, yakanın impastosu nasıl yapılır diye soracaksanız fırça elinize alırsınız. İşte fırça elinize alırsınız. Fırça elinize aldıktan sonra arkadaşlar onu biraz kalın boyarsınız veya kalsit de kullanabilirsiniz, önemli değil. Sonra o rengi oraya yani bastırarak çekersiniz, tamam, o impasto olmuş oluyor orada. Yani impasto sihirli bir şey değildir, bilmeyenler için bunu da söylemek istedim. Yani Rembrandt yapıyor, ben niye yapamıyorum, yapamam diye bir şey yok arkadaşlar, yaparsınız. Neticede impastoyu Rembrandt icat etmemişti. En çok kullanan o olabilir ama onun icadı değildi ve bugün en çok impasto ile anılan ressamlardan birisi Rembrandt, diğeri Frans Hals'ken, diğeri şüphesiz hepimizin bildiği Vincent Van Gogh'tu. Van Gogh yapıyorsa arkadaşlar siz de yaparsınız. Önemli değil, dediğim gibi kat kat çalışacağız, resmi geliştireceğiz ve bir bakacaksınız o 3 boyutluluk gelecek. Çok 3 boyutlu mu olacak? Belki olmayacak, önemli değil. Ama o gerçekçilik hissini, o gözlerin canlılığını, ışığı, o burnun gölgelerini, bu kısım alt kısmın gölgelerini, bu orta tonları, bu şuradaki ışık, burnun ışık alan kısmını vesaire çok iyi şekilde yapabileceğinize ben inanıyorum.
Siz de zaten inanmıyorsanız deneyip görebilirsiniz yaptığınız portrelerde diyorum ve videonun sonuna geliyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Klasik sanattan ayrılmayın. Klasik sanatın sadece Rönesans, Barok, efendime söyleyeyim Rokoko, Romantizmle sınırlı olduğunu zannetmeyin. Bunlar içerisinde her ne kadar tam olarak uygun olmasa da empresyonizm de var. Yani realist tarzda bir empresyonizm de var. Empresyoniste kadar çalışabilirsiniz. Mükemmel heykelsi resimler yapmak zorunda değilsiniz. Güzellik bu değildir sadece. Güzellik yorumdur. Sizin yorumunuzdur. O içinizdeki şeyi tuvale yansıtabilmektir. O güzelliği, üzüntüleri de aynı zamanda yansıtabilmektir. Onun da bir güzelliği vardır. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi istediğiniz konularda çalışabilirsiniz. Yani klasik sanatı sadece Rönesans ve Barok'tan ibaret zannetmeyin. Bunu demek istemiştim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.